keyifle okuyacağınız eserlerle karşınızdayız. Biyografi ustası Stefan Zweig'a ait olan Mary Stuart'la başlıyoruz. 520 sayfadan oluşan eser, Can Yayınları aracılığıyla okura ulaşıyor. Kraliçenin entrikalar, ittifaklar ve politik hesaplarla geçen, ihanetlerle yolundan saptırılan kısa yaşamı, Stefan Zweig'ın kalemiyle okurla buluşuyor. Olayların ardındaki duygulara yoğunlaşan kitap, düşmeyen temposuyla gerilim romanlarını aratmayacak türden. Sırada Çocuklar Nasıl Başarır 2 adlı eser var. Mümin Sekman ve Bahar Eriş'in birlikte kaleme aldıkları çalışma, Alfa Yayıncılık etiketini taşıyor. Bir yılda 30 baskı yapan Çocuklar Nasıl Başarır'ın yazarları, başladıkları işi yarım bırakmıyor. İkinci kitapta o büyük soruya yeni cevaplar arıyor. Neden bazı çocuklar başarırken diğerleri yapamaz? Yazarlar çocukların başarısını en çok etkileyen faktörleri en yeni bilimsel bulgulara göre tek tek açıklıyor. Şimdi ise Divan-ı Kebir, Mecalis-i Seba ve Fihi Mafih'ten seçmelerden oluşan Mevlana Celaleddin Rumi adlı esere yer ayırıyoruz. Abdülbaki Gölpınarlı'ya ait olan eser Kapı Yayınları'ndan çıkıyor. Klasik edebiyat ve tasavvuf tarihi alanlarında çok önemli bir yere sahip olan Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana'nın eserlerinden en önemli parçaları bu seçkide bir araya getiriyor. Aşk, akıl, hikmet ve Allah'a dair hemen her konuda yapıtlarından en özgün parçaları bu eserde bulacaksınız. Osmanlı Devleti'nin Kısa Sosyal Tarihi adlı çalışmayla devam ediyoruz. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın kaleme aldığı son eser, Timaş Yayınları etiketini taşıyor. Kitap, merhum Kemal Karpat'ın vefatından kısa bir süre önce arşivini düzenlediği sırada, ayırıp yayın evinin mutfağına gönderdiği bir sosyal tarih çalışması. Karpat, kendine has üslubu ve metodolojisiyle Osmanlı siyasi ve toplumsal yapısı üzerindeki temel dinamikleri tahlil ediyor. Sırada Yemen Sızısı adlı tarihi bir roman var. Mehmet Sami Şepitçi'nin yaşananlardan yola çıkarak kaleme aldığı eser, Akçağ Yayınları tarafından okura ulaştırılıyor. Hatırat, günlük, arşiv belgeleri ve diğer tarihi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bir roman Yemen Sızısı. Gazi Mehmet Çavuş'un cephelerde geçen uzun ve meşakkatli yaşam öyküsünden hareketle Osmanlı'nın Yemen serüvenini günümüz nesillerine aktaran tarihi belgesel bir eser. Şimdi ise Kusurlu Rüya adlı çalışmaya yer veriyoruz. Aykut Ertuğrul'un yayın dünyamıza kazandırdığı eser Ketebe Yayın Evi etiketini taşıyor. İnsan neden hikaye anlatma ihtiyacı hisseder? Öykünün kökenleri, doğası bugünün yazarı için imkan mıdır yoksa engel mi? Aykut Ertuğrul, öykü kuramı ve kitap eleştiri yazılarını derlediği Kusurlu Rüya'da yönelttiği sorularla içinde yaşadığımız zamanlarda hikayenin ruhunu arıyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi adlı eserle kapanışı yapıyoruz. Mustafa Yoğurtçu'nun küçük yazar adayları için kaleme aldığı eser, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okura ulaşıyor. Kitapları çok sevilen bir yazar olmayı mı düşünüyorsun? Yoksa başarılı bir gazeteci olmayı mı? O halde bu kitapta yazma becerilerini geliştirecek, yaratıcılığını harekete geçirecek pek çok alıştırma ve ipucu bulacaksın. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile yazarlığa eğlenceli bir giriş yapmanın tam sırası.